Sevgili çocuklar, değerli gençler, ekranları başında bizleri izleyen, siz değerli izleyenler, Kanal V'nin sizler için hazırladığı Müzedeki Antalya programının bir yeni bölümünden. Ben Edip Özgür ve de programa sizleri temsilen katılan değerli kardeşlerinizle beraber hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ve de her programda olduğu gibi bu programımıza, bu söyleşimize de hepinizi kocaman bir merhabayla selamlayarak başlamak istiyoruz. Merhaba. Peki. Sevgili çocuklar, bugünkü programa izin verirseniz bir teşekkürle başlamak istiyorum. Neden bu teşekkür? Kime bu teşekkür? Öncelikle bu teşekkür sizlere, değerli anne ve babalarınıza ve de değerli öğretmenlerinize. Neden? Birçok duyum alıyoruz, birçok beğeni duyurusu alıyoruz, ilgiyle izlendiğimizi, dikkatle izlendiğimizi belirten. Bu duyumları alırken tabii ki bu programın sizler sayesinde olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Neden? Sizler olmasaydınız bu programımız böylesine dikkat çekici, böylesine ilgi çekici, böylesine beğeni alan bir program olmazdı. Onun için öncelikle ilk teşekkürü sizlere, değerli anne ve babalarınıza ve öğretmenlerinize sunmak istiyorum. İkinci teşekkürü de bizleri dikkatle, ilgiyle izleyen izleyenlerimize söylemek istiyorum. Kanal B adına, kanalınız adına teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen, dikkatle izleyen izleyenlerimize. Bu izleyenlerimiz arasında, dikkatle izleyenlerimiz arasında ara sıra sorular da gelmekte, ara sıra eleştiriler de gelmekte. Bunlardan bir tanesi geçen hafta güzel bir sohbet sırasında duydum. Neden yazıtlar bölümünün bir bölümünde mozaiklerden bahsederken, mozaikler üzerindeki yazıtlardan bahsederken o mozaikten daha detaylı bahsetmediğiniz gibilerden. Nerede kalmıştık geçen hafta? Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta nerede kalmıştık? Yazıtları söylemiştik, değil mi? Peki aklına gelen bir yazıt var mı? Geçen hafta kullandığımız, geçen hafta anlattığımız? Temizlik. Evet. Peki. Geçen hafta anlattığımız yazıtlar içerisinde, birçok yazıt içerisinde tabii ki en önemlilerinden bir tanesi de değerli izleyenlerin, dikkatle bizi izleyenlerin vurguladığı nedir? Selevkiye Antik Kenti'nden gelmiş olan mozaik ve mozaiklerin üzerindeki yazıtlardır. Sevgili çocuklar, bu mozaikten ve onun üzerindeki yazıtlardan önce sizlere Selevkiye Antik Kenti nerededir diye söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Çünkü çok az bilinen bir kentimiz, haklı olarak değerli izleyenlerimiz kentten de bahsetmemizi istediler. Selevkiye Antik Kenti bölgemizin Pamfilya bölgesinin çok önemli kentlerinden bir tanesi. Bugün rahatlıkla gidilebilen, rahatlıkla gezilebilen kentlerimizden bir tanesi. Yine rahmetle anıyoruz çok değerli hocamız, rahmetli hocamız Cahil İnan Hanımefendi'nin 1978-79 yıllarında çalıştığı kentlerden biri. Şunu söylemek istiyorum, değerli hocamız sadece Perge'de, Perge heykellerinde değil, bölgenin Side, Perge, Selevkiye ve de Burdur Bucak ilçesinin Kremle kentlerinde çalıştı. Yani bölgemizin dört kentinde çalıştı. Bunlardan bir tanesi söylediğimiz gibi Selevkiye Antik Kenti'ydi. Selevkiye Antik Kenti bugün Maragat ilçemizin kuzeyinde, Toros Dağları'nın eteğinde, diğer bir tarihle Antik Side Limanı'nın, Antik Side şehrinin 23 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bir antik kentimiz. Söylediğimiz gibi rahatlıkla bugün ulaşılabilir ve gezilebilir bir kentimiz. Agorasıyla, hamamlarıyla, caddeleriyle diğer kentlerin benzeri bir kent. Bu kentteki kuruluş Selevkiye adını almazdan önce Libra olarak geçmekteydi. Küçük bir yerleşimdi. İskender'den sonra, Büyük İskender'in ölümünden sonra kurulan krallıklar içerisinde Seleukos Krallığı'nın, Seleukos Hanedanı'nın kurduğu kentlerden biri oldu. Yani küçük bir yerleşim üzerine Seleukoslar döneminde, kimdir Seleukoslar biraz daha açalım isterseniz,
Büyük İskender öldükten sonra ne oldu çocuklar? Büyük İskender öldükten sonra imparatorluğu birçok krallıklara parçalandı, bölündü. Bu krallıklardan bir tanesi de Suriye'de hüküm süren Seleukos hanedanına ait Seleukos krallığıydı. Bu krallık hanedan birçok küçük yerleşim üzerine yeni kentler yaptı. Bu kentlerin hepsine Selevkiye adı verildi. Selevkiye, Seleukoslar hanedanı tarafından kurulan kentler. Hatırladığım kadarıyla 9 tane Selevkiye vardır. Bunların 3 tanesi bizim Akdeniz bölgesinde, bir tanesi Silifke'de, bir tanesi Hatay'da, bir tanesi de bölgemiz Pamfilya'da. Pamfilya Selevkiyası. Küçük bir yerleşim üzerinde önceleri oturan yerli halk, daha sonra bir şehre kavuştular. Seleukoslar tarafından kurulan şehre oturmaya başladılar. Zaman içerisinde Hellenistik dönemde, yani Büyük İskender'den sonra tam teşekküllü bir şehir oldu. Ardından bir Roma şehri oldu. Anıtsal yapılarıyla ve de dekore edilmiş bir şehir özelliğiyle. Bu dekorasyondan şehirdeki yapılar, özellikle Agora'nın tabanı da nasibini aldı. Bu nasip, bu gördüğünüz Antalya Müzesi'ne getirilmiş olan çok değerli mozaik sayesinde oldu. Esas konumuza dönersek, neden bu mozaiğe döndük? Yazıtlardan bahsediyorduk. Hatırlayın, yazıtların öneminden bahsediyorduk. Dedik ki yazıtlar olmasaydı tarihi bu kadar anlayamayacaktık ve de tarihi belgeleriyle anlatamayacaktık. Hatırlayın bir önceki yazıtlarımızı. Aspendos Şehir Meclisi'nin kararını bir yazıt üzerinden okuduk. Ne kadar önemli. Bunda da antik dönemde yaşamış bir takım düşünürlerin, filozofların, bilgelerin adlarının yazılı olduğu için bu konumuza, bu programımıza yer verdik. Şayet gördüğünüz gibi bu portrelerin, bu antik dönemde yaşamış değerli düşünürlerin, bilge kişilerin köşelerde isimleri olmasaydı, yani yazıtlar olmasaydı, biz bu kişileri tanıyamayacaktık. Tanımayınca da bir soru işareti olarak mozaik üzerinde bakıp portrelerine geçecektik. Ancak bugün biliyoruz, tarihte adı çok geçen, tarih kitaplarında adları, antik tarih kitaplarında adları yüzlerce defa geçen bu şahsiyetleri, tabii hepsinin ortasında maalesef portresi yok ama hepsinin ortasında, başında köşede işaret ettiğim köşedeki adı yazılı olan Homer, Homeros vardı. Homeros'u daha önce biliyoruz, hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Troya Savaşları'ndan hatırlıyoruz. Hatırladın mı Troya Savaşları'nı? Troya Savaşları neyi anlatır? Akalarla, değil mi? Troyalıların yaptığı savaşı anlatır. Peki nerede anlatılır bu? Homeros'un yazdığı İlyada Destanı'nda. Hatırladınız mı İlyada Destanı'nı? Homeros'un hemşerimiz, İzmirli ozanımız Homeros'un yazdığı İlyada Destanı'nda. Şayet İlyada olmasaydı, Homeros'un yazdığı bu destan olmasaydı, biz ne Troya Savaşları'nı bilecektik, ne de tarihi bilgilerimiz bu kadar detaylı olacaktı. Dolayısıyla Homeros üstadımıza, ozanımıza çok şey borçluyuz. 8. yüzyılda, milattan önce, İsa'dan yaşadığını biliyoruz. Kendisine kadar gelmiş olan daha önceki öyküleri şöyle bir derleyip toplamıştı, harmanlamıştı. Arkasından Troya destanı ile beraber, Troya savaşları ile beraber hepsini bütünleştirip kocaman bir destan bırakmıştır bize. Dolayısıyla en başta ortada tabii ki Homeros'un alınması şaşırtıcı değildir. Homeros'un sadece İlyada destanı yoktur bildiğiniz gibi. Odiseya denilen antik devir öykü kahramanlarının çok bilineni, çok anlatılanlarından biri olan Odysseus'un hikayesini, serüvenlerini veren İlyada'nın yanında Odysseia destanı da yine Homeros'un bize bıraktığı abidevi edebiyat ürünlerinden biridir. Peki, diğerleri kimlerdir? Daha önceki programda söylemeye çalıştık. Bir Solon'u görüyoruz köşede. Solon'u İsa'dan önce 6. yüzyılda Atina'da yaşamı düzenleyen, günlük hayatı düzenleyen, kanunları yapan, kanun yapıcı, devlet adamı ve düşünür olarak bilmekteyiz. Dolayısıyla böylesine değerli bir mozaik üzerindeki bilgelerin arasında, düşünürlerin arasında yer alması şaşırtıcı değil. Tabii ki sadece Solon değil, Solon'un yanında diğer bir tarihçi de görmekteyiz. Bu tarihçi Tükidides'tir. Şayet Tükidides tarihi olmasaydı,
tarihi bilgilerimiz, özellikle İsa'dan önce 5. yüzyılda, milattan önce 5. yüzyıldaki tarihi bilgilerimiz bu kadar emin olarak anlatılır olmayacaktı. Dolayısıyla böyle bir mozaikte, bilgeler mozaiğinde yer alması şaşılası değildir. Onun yanında tarihçilerden bahsederken tabii ki Herodotos'u görmekteyiz. Herodot, Herodot'u çok iyi biliyoruz çünkü her tarih kitabında Herodot'a göre diye yazar. Çünkü her tarihi bilgimizi tarihin babası Herodot'a dayandırırız. Deriz ki Herodot'a göre şöyle olmuştur, Herodot'a göre böyle olmuştur. Kocaman devasa bir tarih kitabı bırakmıştır bize. Özellikle Perslerle Hellenlerin yaptığı savaşları, Perslerle Yunanların yaptığı savaşları anlatmıştır. Dolayısıyla Herodot tarihinin bize sağladığı tarihi bilgileri veren tarihin babası Herodot. O da hemşerimizdir. Nerededir? Halikarnassosludur. 480 yılında Halikarnassos'ta, yani bugünkü Bodrum'da doğmuştur. Bodrumlu hemşerimiz Herodot da yine mozaik, 7 bilgeler mozaiğinde yer alan bilgelerden biridir. Onun yanında Hesiodos var, Pitagoras var ve devrin ünlü bilgelerinin 7 bilgeler mozaiği denmesinin sebebi bu 7 tane bilgenin adlarının üzerinde olmasından gelmektedir. Sevgili çocuklar, bize ayrılan süreyi en ekonomik, en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Dolayısıyla Selevki Antik Kenti'nden gelen mozaikler arasında sadece 7 bilgeler mozaiği değil, onun yanındaki Orfeus mozaiğinden bahsetmemek olur mu hiç? Yazıtı yok ama Orfeus mozaiği de yine Selevkiye Antik Kenti'nden, bugünkü Manavgat ilçemizin kuzeyindeki Şıhlar Köyü sınırları içindeki Selevkiye Antik Kenti'nden gelen Orfeus mozaiğinden de bahsederek mozaik bölümünü kapatmak istiyorum. Haydi o zaman buyurun Orfeus mozaiğini ve de Orfeus masalını bir kez daha hatırlayalım. Buyurun. Sevgili çocuklar, söylediğimiz gibi hiç Selevkiye Antik Kenti'nden edersek, Selevkiye Antik Kenti'nden getirilmiş 7 bilgeler mozaiğinden bahsederken hiç Orfeus mozaiğinden bahsetmemek olur mu? Tabii ki olmaz. Dolayısıyla biraz harap oldu. Belki birazdan daha öte harap olmuş vaziyette Antalya Müzesi'ne kazandırıldı. Ancak dikkatle izlediğimizde üzerindeki motiflerden, desenlerden, figürlerden kesinlikle Orfeus'a ait olduğunu ya da başın yanında burada görebiliyor musunuz? İşaret ediyorum. İsterseniz biraz daha bana yaklaşın. İşaret ediyorum kalemimle. Orfeus'un adının yazıldığı port, en azından portresi, en azından başı günümüze kadar gelebilmiş ki bu konuda çok şanslıyız. Peki kimdir Orfeus? Yine bir masala dönelim. Masallar sadece heykellerden çıkmaz. Bazen bakarsınız mozaiklerden de çıkar. Hangisi? Masal anlatan mozaik Antalya Müzesi'nde. En başta tabii ki Orfeus mozaiğidir. Orfeus, şöyle dersem, şarkıların efendisidir. Müziğin kralıdır. Şarkıların kralıdır dersem belki en isabetli tarifi yapmış olurum. Onun kadar antik dönemde şarkıları güzel söyleyen, gür sesle söyleyen, söylediği şarkılarla insanları, hayvanları, doğadaki hatta kayaları, ağaçları harekete geçiren, etrafta toplayan bir müzik adamı yoktur. Müzik şahsiyeti yoktur. Trakya'da doğduğu annesinin Kalliope, Muzalardan bir tanesi. Hatırlıyor musunuz? Zeus'un 9 kızı, sen onları sevmiştin. Zeus'un 9 kızı vardı. Bunlar ilham perileriydi. Onlardan bir tanesi Kalliope'ydi. Şiirin ilhamını veren ilham perisi. Onun ve de Trakya kralı, annesi Kalliope, Trakya kralı da babası. Trakya'da doğar, yetişir ve de müzikte elindeki lirasıyla, söylediği şarkılarıyla çevresindeki herkesi büyüleyen bir şahsiyet olur. Söylediğimiz gibi öylesine büyülü, öylesine anlamlı ezgiler söyler ve çalar ki çevresindeki herkes onu büyük bir hayranlıkla, büyük bir beğeniyle izler. Adeta kendilerinden geçerler, adeta büyülenirler. Onu anlatan tarihçiler derler ki, daha çok abartılı olarak, o müzik yaparken ağaçlar yerinden oynar, kayalar yerlerinden oynar,
Çevresindeki bütün vahşi hayvanlar kuzu gibi etrafımda dolanırlar. Dolayısıyla böylesine büyülü bir müzik yapar. Peki, ama hayatı biraz üzücü bir hayat yaşar. Nedir masallardaki yeri, antik masallardaki, öykülerdeki yeri? Birçok serüvene katılır. Bir serüvenlerden bir tanesinden döner ve eşi, değerli eşi Yuridike ile evlenir. Yuridike ile evlenir, mutlu, güzel bir hayatları olur. Doğada beraber gezerler, müzik yaparlar, herkes büyülerler. Ama bir gün değerli eşi yılan sokması sonucu ölür. Öbür dünyaya gider, Hades'in ülkesine gider. Üzgün, dertli, kederli Orfeus ne yapsın? Aylarca inleyerek, ağlayarak karısına kavuşmak ister. Sonunda o büyülü müziğiyle Hades'in kapısına kadar varır. Hades'i çok iyi biliyoruz. Yeraltı dünyasında kapısında Kerberos köpeğinin beklediği ölüler ülkesi. Sonunda o büyülü müziğiyle herkesi büyüleyerekten bu kapının önüne varır ve de müziğine devam ederek kapıdaki Kerberos, üç başlı Kerberos köpeğini dahi uyutur. İçeriye girer. Yeraltı dünyasının kralı Hades'in huzuruna çıkar ve de karısı Yuridike'yi geriye ister. Ne olur der, benim karım, ben onsuz yaşayamam. Eşimi, değerli eşimi, karımı bana geriye verin. Hades yaptığı müzikten öyle etkilenir ki o da büyülenir. O da çok beğenir. Peki der, sana karını geri vereceğim der. Ama ancak bir şartla. Yeraltı dünyasından çıkıp güneşin olduğu dünyaya vardığında, varırken geriye dönüp karına bakmayacaksın. Kesinlikle geriye bakmayacaksın. Orfeus söz verir. Tamam der. Bakmayacağım. Alır değerli karısını, kendisi önden, Hades'in ülkesinden, karanlıklar ülkesinden, güneşin ülkesine, yeryüzüne doğru çıkarlar. Ancak zavallı Orfeus verdiği sözü unutur. Güzel yüzlü karısını güneş ışığı altında bir kez daha ilk kez görebilmek için karanlıklar ülkesinden aydınlık ülkesine çıkarken başını geriye çevirir, bakar. Ancak verdiği sözü unuttuğundan Hades onu cezalandırır. Çünkü ne söz vermişti? Geriye bakmayacaktı, geriye dönmeyecekti. Bir kez daha karısını kaybeder. Bu üzüntüyle tekrar yaşarken yapılan bir festival sırasında Trakya'da Dionysos şenliklerinde Tanrı Apollo'nun tarafını tuttuğu için Dionysos'u biliyoruz. Daha önceki konularımızdan Dionysos şenliklerine katılan Dionysos alaylarındaki hanımlar bir husumet sonucu Orfeus'u öldürürler. Parçalarlar, paramparça yaparlar. Vücudun her parçasını bir tarafa atarlar. Sonra da bu parçalar toplanır, bir araya getirilir. Tapınak yapılır onun adına. O tapınağa gömülür. Ve de lirası, şarkı söylerken çaldığı lirası da gökyüzüne asılır. Orfeus takım yıldızları adını alır. Yine şayet bir astroloji, bir astronomi programında Orfeus takım yıldızları diye bir söz geçerse, bir konuşma geçerse neyi hatırlayacağız? Orfeus'un bu öyküsünü, dramatik öyküsünü, hüzünlerle dolu hayatının, ancak müziğin efendisi, müziğin kralı olduğunu da hatırlayacağız. Var mı sorunuz bu konuda? Peki, mozaikler faslını böyle bitiriyoruz. Biraz oyun oynayalım beraber. Evet. Peki, o zaman yazıdan çizgiye geçelim mi? Evet. Neden bu mozaikleri anlattık? Üzerlediği yazıtlardan dolayı. Konumuz yazıtlardı. Yazıtlar olmasaydı bunları tanıyamayacağız demiştik. Yazı. Hadi yazıdan çizgiye geçelim bakalım antik dönemde ne çizilmiş, beraber bir oyun tahtasında, oyun taşında görelim. Sevgili çocuklar, yazıtlardan bahsediyorduk. Tabii ki yazının yanında aklımıza kafiyeli olarak ne geliyor? Yazı ve çizi, değil mi? Çizilerden bahsederken çok şanslıyız. Perge Antik Kenti'nden getirilmiş bir oyun levhası, bence en güzel çizilmiş antik levhalardan bir tanesi. Neden derseniz, öncelikle isterseniz şu vazo resmine bakalım. Bu vazo resminde diyelim ki idman yapan, savaş idmanı yapan, büyük bir ihtimalle mızrak idmanı yapan
iki tane savaşçı, iki asker bu idman arasında yorulmuşlar. Ne yapıyorlar? Oturmuşlar, bir oyun oynuyorlar. Bu oynadıkları oyun bundan farklı değil. Birçok çeşidi var. Evde kızma birader oynadınız mı? Evet. Oynadınız. Babanız, anneniz tavla oynuyor mu ailede? Oynuyor. Satranç oynanıyor mu? Oynanıyor. Dolayısıyla bana sorarsanız bu kızma biraderin, bu tavlanın, bu satrançın kökeni nedir, nereden başlar diye ben diyebilirim ki en az 2000 sene önce savaşçılar oturmuşlar, bunun benzeri, tavlanın benzeri, satrancın benzeri, sizin oynadığınız kızma biraderin benzeri bir oyun oynuyorlardı. Çok değişik şekillerde oynanabilir. En basitini söylüyorum. Haydi Asya, sen başla bakalım. Tabii ki zar atılıyordu. Önce zar atıyorsun. Bu takımın 3 tane taşı var beyaz. Bu takımın 3 tane taşı var kırmızı. 5 attın. Hadi bakalım, ilk taşını alıyorsun. 5 oynuyorsun. Nasıl oynadın ki? 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorsun, getiriyorsun buraya. Evet, 5. Evet Tuana. Sen de 5 attın, ne güzel. Sen de oradan, o köşeden başlıyorsun. Peki buradan da başlayabilirsin. Nereden istersen başlayabilirsin. Sadece bu oyunu size fikir vermek için söylüyorum. Devam ediyorsun Asya. 2. İkinci taşını oynadın. İster ikinci taşını oynayabilirsin, ister birinci taşını 2 atlatabilirsin. Peki devam ediyorsun Tuana. Biraz daha oynayalım vaktimizin yettiği kadarıyla. Vay, 6 attı Tuana. Aynı taşı devam ediyorsun. İstersen ikinci taşı da başlayabilirsin. Biliyorsun değil mi? Peki haydi bakalım. 5. Peki, Tuana. Anlatabildik mi? Neden, nasıl oynanır bu oyun? Bu en basit şekli. Başka bir şekilde düşünebilirsiniz. Evet, oraya geçiyorsun. Eğer senin taşın, senin kırmızı taşın, Asya'nın beyaz taşının üstüne geliyorsa saydıktan sonra sen onun taşını yiyebilirsin. Alabilirsin, tamam mı? Dolayısıyla ikinci şekli bu. Ya üç tane taşınız bir defa, iki defa, üç defa tur yapıp gelip sonunda orta merkezde toplanacak veya birbirinizin taşlarını yiyeceksiniz. Kim kimin taşlarını yiyip bitirirse. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Söylemek istediğim, 2000 sene önce çocuklar Perge Antik Kenti'nde yolun kenarında veya yetişkinler sizin gibi bu oyunu oynuyorlardı. Değişik şekilleri vardı. Biz onlardan bir tanesini oynadık. Hoşunuza gitti mi? Peki istediğiniz zaman buraya gelir bu oyunu oynayabilirsiniz. Yazıtlara devam edelim mi? Hadi yazıtlara devam edelim. Buyurun bakalım neler kalmış. Sevgili çocuklar, çok özel bir heykelin önündeyiz. Yazıt, konumuz yazıtlar biliyorsunuz. Yazıtlardan bahsederken bize de bilgi veren müzedeki yazıtlardan, özel yazıtlardan bahsetmek istediğimizi daha önce söylemiştik. Bunlardan bir tanesi de tek olan, tek bir örneği olan heykeller arasında Hera heykelinin eteğindeki yazıt. Yazıyı okuyabiliyor musunuz? Okuyorsunuz değil mi? Bu, evet. Bu tektir. Hiçbir heykelin eteğinde bu şekilde bir yazı yoktur ve de bu yazı yapan heykeltıraşa aittir. Ne yazar? İki tane heykeltıraştan bahseder. Moxos ve Kallippos. Moxos, Kallippos, Sünneda. Sünnedalı Moxos ve Kallippos. Üç tane isim bize ne kadar derin tarihi bilgi veriyor. Önce Sünneda diyelim. Sünneda neresidir? Afyon elimizin Şuhut ilçesi. Antik dönemde Sünneda antik kent olarak anılır. Afyon elimizin Şuhut ilçesi. Afyon ve çevresinin mermerle ne kadar zengin olduğu mermer bakımından biliyorduk. Dolayısıyla hiç şaşırtıcı değildir. Afyon ve çevresi, bugünkü Afyon ve çevresindeki antik kentlerde heykelle ilgili, mermerle ilgili faaliyetlerin çok olduğunu. E çok olunca tabii oradan da ustalar çıkar, orada da ustalar yetişir. Bu heykel diğer bir özelliği, 1926 yılında Antalya Müzesi'ne Aspendos'tan bulunarak getirilmiş heykeldir. Müzenin ilk heykelidir. Antalya Müzesi'ndeki heykel koleksiyonunun ilk heykellerinden bir özelliğindedir. Ve de tek örnektir Antalya Müzesi'ndeki Aspendos'tan gelmiş heykel, Hera heykeli. Ne kadar güzel, şu üç tane kelime bize ne kadar çok tarih bilgi veriyor. Bir, bugünkü Afyon ilimizin Şuhut ilçesinin Sünneda'nın iki tane heykeltıraş yetiştirdiğini, bu iki heykeltıraşın
Naxos ve Kallippos Aspendos antik kentinde Hera heykelini yaptığını. Dolayısıyla yazıtların önemi şu üç kelimeyle, heykelin etkendiği kelimeyle bir kez daha vurgulamış olduk. Sorunuz var mı? Peki, yazıtımız çok. Hadi diğer bir yazıta geçelim. Sevgili çocuklar, lütfen hatırlayın, heykellerde söylediğimiz gibi hiçbir heykel birbirinden daha değerli veya birbirinden daha değersiz değil. Hepsi bizim gözümüzde aynı değerdedir. Neden? Çünkü hepsine en azından şöyle düşünmemiz gerekli. Hepsine aynı emek harcanarak bugüne kavuşturulmuştur. En azından onlara harcanan emeğe saygı olarak bugün hepsini aynı değerde düşünmemiz gerekir. Aynı şey yazıtlar için söz konusudur. Hiçbir yazıt birbirinden daha değerli, birbirinden daha değersiz diye bir yarış içinde değildir. Hepsi değerlidir, hepsi aynı değerdedir. Tarihi aydınlattıkları için, tarihe, bölge tarihine, bölgenin şehirlerinin tarihine ışık saçtıkları için. Ancak bana sorarsanız Antalya Müzesi'nde tarihi bilgi olarak en çok konuştuğun, en çok bilgi verdiği, en çok bilgi vermene yardımcı olan yazıtlardan birkaç tanesinden bahseder misin diye sorarsanız tabii ki ilk geleceğim yazıtlardan bir tanesi gördüğünüz Plancia Magna adlı soylu bir hanıma ait yazıttır. Sevgili çocuklar, peki heykelden önce çok önemli, çok eski bir fotoğraf elime geçti. Nereden baksanız 70 sene önce çekilmiş bir fotoğraf. Ancak ne kadar güzel bir belgesel fotoğraf ki bize heykellerin nasıl bulunduğu hakkında bilgi veriyor. Heykeller nasıl bulunuyor? Bu şekilde bulunuyor. Bakın bu Plancia Magna'nın, muhteşem Plancia'nın bu heykelin kazılar sırasında ve de yanındaki komşu heykellerle kazılar sırasında bulunmuş hali. Ne olmuş hatırlamak istemiyoruz ama deprem dedik. Deprem yurdumuzun her yüzyıl yaşadığı bir felaket. O depremlerden bir tanesinde ne olmuş? Burada kaidesindeyken Plancia Hanım düşmüş. Ancak bunda o kadar şanslıyız ki bu heykelde yumuşak bir zemine düştüğü için paramparça olmamış. Kaidesi, ayak kısmı, gövdesi ve başı olarak dört parça, sadece dört parçayla, dört parça üst üste konup bütünleştirilmesiyle müzemize kazandırılmış. Peki kimdir? Yazıt olmasaydı, şu kaidesi olmasaydı ki kaide bugün Antalya Müzesi'nde, yani heykelin üzerinde durduğu bölüm, kim olduğunu bilemeyecektik. Ancak ne kadar güzel bir kaidesindeki yazıt var ki kim olduğunu rahatlıkla biliyoruz. Kimdir? Plancia Magna devam ediyor. Özetle söylüyorum. Önce babasının adından bahsedilir. Marcus Plancius'un kızı. Marcus Plancius'u biliyoruz Roma tarihinde. Bugünkü Bolu, tarihteki Bitinya eyaletinin valisidir. Aile Pergia'ya göçer. Çok zengin bir ailedir. Bu zengin ailenin iyiliksever, şehrini ileri götürmek isteyen, şehrini çok mamur bir şehir yapmak isteyen kızı Plancia Hanım, bu soylu hanım, ailenin bütün servetini, bütün varlığını Pergia şehrinin imarı için kullanır. Dolayısıyla Marcus Plancius'un kızı Plancia Magna ve ona ait bütün şehirlilerin çok sevilen bir hanımdır. Soylu bir hanımdır. Bütün varlığı şehrine harcamıştır. Şehirde birçok görevler almıştır. İlk görevi şehirdeki ana tanrıçanın ve Artemis'in, Artemis tanrıçanın şehirdeki baş rahibesidir. Şehirdeki imparator kültürü, imparator adına yapılan dini kutlamaların, festivallerin başındaki imparator kült rahibesidir. Şehir meclisinin bir dönem başkanıdır. Dolayısıyla bu sıfatlarıyla beraber şehirdeki bütün hanım kuruluşların, hanımların yönettiği kuruluşların, hanımlarda oluşan kuruluşların başkanı durumundadır. Birçok sıfatı vardır, başkanlık sıfatı vardır. Tabii ki bunlardan en önemlisi başındaki, Asya bize gayet iyi şöyle gösteriyor bu heykelin, başındaki dört tane imparator büstü.
Bu imparator büstünü sadece şehirdeki imparator kültünü yöneten, başında olan kişiler takar. Başka hiç kimse takamaz. Sadece bir kişi taşır, onu da Plancia Magna taşır. Çünkü şehirdeki imparator kültünün baş rahibesidir. O zaman ne güzel, başındaki tacıyla buradaki sıfatını bütünleştirdik. Dolayısıyla bir kez daha anladık ki yazıtların faydasını. Şu yazıt bulunmasaydı bu hanımefendinin, bu soylu hanımefendinin hangi sıfatları olduğunu, şehirde kimleri temsil ettiğini, şehir tarihi için, şehrin imarı için ne kadar önemli olduğunu bilemeyecektik. Yine konumuzun özüne dönerim. Yazıtlardan bahsediyorduk. Yazıtların tarihi aydınlatmasından, tarihin belgeleri olduğundan bahsediyorduk. En güzel kanıtı işte Antalya Müzesi'ndeki Plancia Magna Hanım'ın bütün özelliklerini ve şehirdeki sıfatlarını gösteren yazıt. Var mı sorunuz bu konuda? Yok, peki teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben buraya yine hangi harf, hangi kelime diye bir sorunuz olursa işte Plancia Magna, Magna büyük, muhteşem Plancia diye harfleri tek tek döken, yani şu yazıtı buraya döken bir çizelge hazırladım, tablo hazırladım. Bir kez daha bu konuya dönmek istiyorum. Heykeller nasıl bulunur? Bana çok güzel bir çağrışım yaptırdı. Plancia heykeli gördüğünüz gibi kaidesiyle beraber 4 bölüm. Neden? Çünkü yumuşak bir zemine düşmüş, paramparça olmamış, kırılmamış. Peki sert bir zemine düşseydi ne olurdu? Hadi paramparça olurdu. Hadi gelin paramparça bir heykeli görelim ki depremde heykeller bazen nasıl paramparça oluyor? Neden paramparça oluyor? Kanıtıyla yerinde görmüş olalım. Buyurun bakalım diğer bir paramparça heykelin onarılmış haline. Sevgili çocuklar, Plancia heykelinde dedi ki heykellerin kazılarda bulunduğu şekil bazen birkaç parça kırık halinde bulunur ki bizim için restorasyonu kolaydır. Bütünlemesi ve sergilemesi kolaydır. Ancak bazen heykeller öylesine sert bir mermer zemine düşürler, yıkılırlar ki heykeller paramparça olur. İşte bu paramparça olmuş heykellerin örneğini soruyorsanız, işte bu paramparça olmuş heykellerden bir tanesini soruyorsanız Leteon. Leteon'u biliyoruz. Kaş'a giderken. Değil mi? Bugünkü kınık. Yerleşkemizin, camımızın hemen yanında Eşen Çayı'nın kenarından sola dönersek Leteon yerleşkesine, antik alanına gidiyordu. Ne hatırlatıyor Leteon bize? 3 tane tapınağı. Anne Leto, ikizleri Apollon ve Artemis. Bunu büyük bir ihtimalle Apollon ve Artemis'in anneleri Leto'nun, o bebek yüzlü Leto'nun heykeli olsa gerek. Çok şanslıyız, en azından yüzünden bir parça kalmış bize ve de müzedeki en eski heykellerden biridir. Pergi heykellerinden daha eskidir, en azından 200 sene, 300 sene daha eskidir. Tam Helenistik karakterli bir heykel. Ancak neden bu konuya girdik, neden şöyle bir konu saplaması değiştirmesi yaptık, yönünü değiştirdik? Heykellerin düştükleri zeminin kazılar sırasında paramparça olma sebebiyle bütün olarak bulunma sebebini açıklayabilmek için. Bir sorunuz var mı? Yeni bir yazıta geçelim mi? Hadi geçelim yeni bir yazıta bakalım. Buyurun. Bir Patara mezar taşımız var. Çok güzel. Hadi gelin böyle gelin. Sevgili çocuklar, diğer bir yazıtın, çok önemli bir yazıtın önündeyiz. Bu kez bu yazıt bir mezar taşına ait. Bir mezar taşı. Belki biraz dramatik geliyor mezar taşı olduğu için ama yazıt olarak incelersek, sadece yazıt gözüyle bakarsak ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha, yazıtların ne kadar önemli olduğunu anlamış olacağız. Tekrar ediyorum, yazıtlar tarihe ışık tutar. Şehrin tarihine, bölgenin tarihine, aynı zamanda şehrin ve bölgenin sosyal yapısına, kültürel yapısına ışık tutan malzemelerdir. Peki, bu yazıtlar önce Hacivat Karagöz'ü biliyor musun? Evet. Bir şeyler söyleyebilir misin Hacivat Karagöz'den bana? Evet. Karagöz Hacivat'a uğruyor. Ne diyor? Güzel. Peki sen hatırlıyor musun bir şey Hacivat Karagöz'den? Hatırlıyorsun, söyleyemiyorsun belki. Ne haber senden Hacivat Karagöz? Hatırlamıyorum. Nedir Hacivat Karagöz? Çocuklar, sevgili çocuklar,
bildiğiniz gibi biliyorsunuz aslında Hacivat Karagöz bir gölge tiyatrosudur, gölge oyunudur. Hacivat Karagöz'ün ustası, üstadı ne yapar? Perdenin arkasında Hacivat Karagöz'ü yönetir değil mi? Elindeki çubuklarla bir ona söyletir, bir ona söyletir. Bunlar söyledikleri hep karşılıklı kafiyeli kelimelerle biten sözcüklerdir. Şöyle hatırlatayım size. Karşılıklı konuşurlar. Ne vuruyorsun Karagöz'üm, ellerin kırılsın. Senin de burnun kapılarda sıkışsın. Anlatabildim mi? Hep kafiyeli olarak da karşılıklı atışırlar bu gölge tiyatrosu. Peki bu gölge tiyatrosunun sahnede kişilerce oynanması ne olmuştur? Meşhur. Orta oyunu olmuştur değil mi? Evet. Orta oyununda kim alır Hacivat'ta Karagöz'ün yerini? Hatırlayın. Kavukluyla Pişeker alır. Kavuklu Pişeker tipi. Aynı şekilde yazılmamış bir konudur ama karşılıklı kafiyeli cümlelerle atışırlar. Ve yerel şiveleri kullanırlar. Zaman zaman işte Musevi vatandaşımızın, zaman zaman bir Ermeni vatandaşımızın, zaman zaman bir Rum vatandaşımızın, zaman zaman bir Karadeniz vatandaşımızın şivesiyle konuşarak karşılıklı atışırlar. Orta oyunu denilen Tülahat Tiyatrosu değil mi? Karagözlü Hacivat'ın yerini iki kişi almıştır. Bunlar Kavuklu'yla Pişeker'dir. Bir de meddah vardır. Tek başına oturur. Anadolu'muzda örnekleri çok vardır. Düşünün kışın köy meydanında, kışın köy kahvesinde ya da sosyal bir yerde oturmuş meddah. Peşkiri havlusu omuzunda, elinde çubuğu. Yine aynı şekilde ne yapıyor? Yerel dillerle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Fıkra anlatıyor, şakalar yapıyor, kafiyeli dillerle. Bu Tülahat Tiyatrosu dediğimiz, orta oyunu şeklinde oynanan dediğimiz Hacivat'la Karagöz'ün insanlar tarafından icra edilmesi diyelim. Peki nereden geldi bu konuya? Patara kazıları. Patara'yı biliyorsunuz. Likya, batıdaki Likya bölgemizin antik kentlerinden. En büyük, Likya'nın en büyük liman kenti Akdeniz Üniversitesi tarafından kazılmakta. Akdeniz Üniversitesi tarafından kazılan bu kentimizde bulunan mezar taşı. Bu mezar taşı kime ait? Asya'nın tuttuğu levhada da çok iyi görüyoruz. Yukaritos'a ait. Nereden biliyoruz? Çünkü Yukaritos'un adı mezar taşının üzerinde yazılı. Her şeyden önce bu taşın bulunmasında emeği geçenlere, şu metni çevirip bize metin hakkında bilgi verenlere tabii ki teşekkür etmek isteriz. Teşekkür borçluyuz. Peki ne yazar bunun üzerinde? Şunu hatırlatmak istiyorum, şuna dönmek istiyorum. Bu meddah oyuncuları, bu orta oyunu oyuncuları, kavuklular, pişekarlar devamlı kel kafalı adamlardır. Kel kafalıdır. Bu kel kafalılık tarihten gelir, gelenekseldir. Bu vatandaş, mezar taşı bulunan Yukaristos denilen bu vatandaş da bakın kel kafalı olarak betimlenmiştir. Ne der Yukaristos? Devrinin meddahıdır. Devrinin orta oyuncusudur öyle söyleyelim. Ki bunlar mim sanatı yaparlar. Bunların oynadıkları bu sanat mim sanatıdır. Ve bunu yapan kişiye de mimos denir. Yani meddahın karşılığı diyebiliriz. Mimos, bu vatandaş Pataralı Mimos Yukaristos. Ne der? Öldükten sonra bir mezar taşı yapılır. Bu mezar taşını oğlu yaptırır ve babasıyla bu mezar taşında karşılıklı söyleşirler, konuşurlar. Aynen babası sayken yaptıkları sanat gibi. Ne derler? Tekrar teşekkür ediyorum bu çeviriyi bize kazandıranlara. Babası der, perilerden ilham alan dilinle sen, hoş sesisin Asya'nın. Oğlunun ne kadar meşhur olduğunu söylüyor babası. Oğluna karşı atışıyorlar. Hellas'ın övdüğü çiçek. Hellas dediği Yunanistan toprakları öyle mi? Hellas'ın övdüğü çiçek. Körpe fidanı Likya'nın latif ve sevimli en iyisi tüm mimos yapanların. Sen mimos yapanlar arasında yani bu mim sanatını yapanlar arasında, mimoslar arasında Likya'nın, Asya'nın, Hellas'ın bir numarasısın. En önemlisi. Oğlu babaya karşılık verir. Evet baba işte benim. İşte buradayım. Senin karşındayım. Oyunum ve sözlerimle herkesi büyüleyen ben. Sen de beraberim. Senin karşındayım. Baba tekrar evet Yukaristos. Oğlum karşımdasın. Ve en son sözü oğlu alır. Pilisto'nun iğneli yergisini mırıldayan ben. Sıkça tekrarladım şu deyişini. Bundan sonra suskunum. Yaşam bir borç yalnızca. Bir mezar taşı. Baba oğul ikisi de mimos. Mim sanatçısı
Mezar taşı babası öldükten sonra oğlu hazırlıyor. Mezar taşını babasıyla söyleşiyor. Sonra nasıl bağlıyor? Filiston denilen bir düşünür. Ölümü nasıl yorumluyor? Diyor ki onun felsefesine göre ölüm insanların hayat borcunu yaşamasıdır. Diğer bir deyişle hayat insanların aldığı bir borçtur. İnsanlar hayat borcunu ölümle öderler. Aynı şeyi oğul babasına söylüyor. Sen ölünce ölmenle hayat borcunu ödemiş oldun. Bu inanılan bir antik dönem inanılan bir felsefe, Filiston felsefesi. Tekrar ediyorum. Hayat bir borçtur, insanlara verilmiş bir borçtur. Bu borç ölümle ödenmiş olur. Bu felsefeyi açıklayan bu güzel kelimeleri mimos sanatını günümüzde oynanan orta oyunlarının meddahın ta ilk kökleri Sicilya'da başlayan bu sanatın nerelere kadar indiğini bu mezar taşı olmasaydı bilemeyecektik. Dolayısıyla bir kez daha son cümle olarak vurgulamak gerekli. Yazıtlar tarihin belgeleridir, tarihin ışığıdır. Onlar olmasa diye tarihi bu kadar iyi, bu kadar kuvvetli bilgilerle bilemeyecektik. Bir sözünüz, bir sorunuz var mı? Peki, bugün de bize ayrılan süre bitti. O zaman ne yapıyoruz? Hep beraber bir dahaki programda yeni konularda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.